tabii bugün bu hafta kutlu olsun öncelikle. İnşallah güzel haberler vermek isterdik tüketicilerimize. Fakat maalesef o güzel haberleri veremeyeceğiz. Çünkü tüketici hakları konusunda hem mevzuatımız hem de halkımız, tüketicilerimiz çok da bu konuya hazır değil. Yani yeni gelişmeler, tüketicilerin rahatlayacağı bir yasal düzenlemelerin olması. Şimdi piyasayı düşündüğümüzde zaten piyasa tüketiciler için mayın tarlası gibidir. Her tarafta tuzaklar doludur. Ve bu şu anlama gelir aslında. Her gün yüz milyonlarca tüketici işleminin yapıldığı ülkemizde çok ciddi sorunların olduğunu, olacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla hakimiyetlerine müracaatların her sene artarak devam etmesi gerekirken, nedense her sene düşerek devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor, tüketicinin aslında şikayet edip hakkını alabileceği bütün yollar tıkanıyor. Bunu tıkayanlar kimler? Tüketicinin hakkını yiyenlerin oluşturduğu lobiler, güçler. O güçlerin... Yasayı yapanlar üzerindeki baskısı, etkisi daha fazla olduğu için maalesef tüketicinin önündeki engeller çoğaltılıyor. Tüketicinin haklarını korumak için kurulan hakemiyetleri dahi tüketicinin haklarını vermemek için çabalıyor. Birçok hakemiyeti satıcıların yaptığı savunmayı kopyala yapıştır yöntemiyle karar olarak tüketiciye veriyorlar. E böyle bir ortamda tüketicinin hakkını korumak mümkün mü? Yani maalesef bu dünya tüketici haftasında ben tüketicilerin bir kazancının olduğunu falan söyleyemeyeceğim burada tamam yasa düzenlemelerle ilgili eleştirilerimiz olacak, devam edecek, onunla ilgili çalışmalarımız bitmeyecek ama bir de hani iğneyi başkasına, çuvalcını kendimize misali, tüketicilerin kendilerini bir hesaba çekmeleri gerekiyor. Biz bir sürü boş işle uğraşıyoruz. Hiç lüzumsuz işlerle o kadar çok vakit kaybediyoruz ki. Oysa öğrensek mesela haklarımızı ve alışveriş yapmadan önce hakkımızı bilsek belki daha tedbirli olacağız ve kendimizi de üzmeyeceğiz. Ülke ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Fakat o kadar lüzumsuz bilgiyi öğrenip kendimiz için uzun bilgiler öğrenmediğimiz sürece zarar etmeye devam edeceğiz. Bakın uzaktan satışlar pandemi sürecini yaşadık ve yaşıyoruz. Bu dönemde uzaktan satışlar acayip arttı. Biz öncesinde bile bakın pandemiden önce bile şunu diyorduk. Bu kadar artmadan önce uzaktan satışlar. Uzaktan satıştan uzak durun diyorduk. Niye? Çünkü yasal altyapısı yok. Yani sosyal medyadan alışveriş yapıyorsunuz ya da internetten alışveriş yapıyorsunuz. Muhatap bulunamıyor. Muhatap icra dairesi de bulamıyor, hakemiyeti de bulamıyor, polis de bulamıyor. Niye? Çünkü o kadar güzel hazırlamışlar ki minareyi çalacaklar, kılıf hazır. Ve biz bunlarla uğraşırken uzaktan sadece uzak durun ya da muhatabı bilerek alın, görerek alın dememize rağmen tüketiciler maalesef o reklamların etkisine kanarak batan geminin malı ucuza alacağım düşüncesiyle çok ciddi paralar ödüyorlar ve zarar ediyorlar. Çünkü kendi istedikleri ürün gelmiyor. Ve gelen ürünlerle ilgili şikayette bulunduğu zaman da muhatap bulunamıyor. Onun için biz şu uyarıda bulunduk, ısrarla söylüyorum bunu uzaktan satıştan bir ürün almışsak mutlaka kapıda ödemeyi tercih edelim. Neden? Çünkü kapıda ödediğimiz kurum kargodur. Biz kargoyu bulabiliriz, satıcıyı bulamayabiliriz ama kargoyu her zaman bulabiliriz. Kapıda öderiz, kargodan o makbuzunu alırız. Bir sorun yaşamışsak bedelini de kargodan alabiliriz. Hatta başka bir öneri, bu konuda tüketicilerin bir baskı yapması lazım. Bir ürün mü istedik uzaktan? Şu şartı koşacağız. Ben şeffaf poşette istiyorum. Neden? Çünkü şeffaf poşette ben ürünü görürüm. Ne olduğunu görürüm ve gönül rahatlığıyla alırım. Fakat bir ürün sipariş ediyorsunuz. Kapalı poşet. Parasını ödemeden asla açmıyorlar. Parasını ödüyorsunuz karşıya ve sonra ne oluyor? İstemediğiniz bir ürün gelmiş ya da hiçbir ürün yok ortada. E ne yapacağım? Bakın ne kadar bir uğraş. Belki aylarım alacak. Oysa bakın eğer baskı yaparsak biz şeffaf poşet istiyoruz diye hem biz rahatlarız hem de satıcı firmanın bir itibarı olur. Ya da bunu sağlayamıyorsak eğer kapıdan satışlarda mutlaka kargo, kapı ödemeli isteyelim. Ve e, kargoyu ödeme yapıp daha sonra muhatap bulabiliriz, paramız geri alabiliriz. Aksi halde çok uğraşır dururuz. Aslında hakemiyetleri eğer tüketiciyi korumaya niyetli olarak çalışsalar e, korurlar. Fakat öyle bir niyet yok, ben onu diyorum. Tüketiciyi korumak için kurulan hakemiyetleri tüketicinin başına bela oldu. Satıcıyı koruyorlar daha çok, satıcı gözüyle bakıyorlar olaya en son özel okullar konusundaki pandemi dönemindeki kapalı dönemde iade edilmesi gereken paralarla ilgili hakem gördük işte. Tamamen U dönüşü yaptılar ve hukuku falan katledip ne yaptılar? Özel okulların koruyan bir karar verdiler. Şimdi o alt yazılar, şunlar bunlar vesaire bakın tüketici dikkat etsin. Tamam. Mesela denetimler bu konuda yapılsa o reklamlarda, o reklamların yasaklanması ve cezalması lazım. Ama yok hiçbir cezalan reklam görmüyoruz biz. Bakın punto itibariyle diyor ki mesela sabit bir yer düşünün. Hani hareketli bir yazıyı hiç düşünmeyin. Sabit bir mağazanın vitrininde diyor ki işte yüzde yetmiş kocaman yüzde yetmiş var. Fakat dibine küçücük ev varan indirimler yani yüzde yetmişe varan indirimler ama biz yüzde yetmişi görüyoruz. O evaran indirimleri görmek için ta kadar gelmek gerekir. Kanun diyor ki aslında yönetmelik o yüzde yetmişin büyüklüğü neyse o ev varan indirim de o kadar olacak. Yani tüketici hepsini görecek. Mesela 100 liradan başlayan fiyatlar. 100 liraya pardösü diyor mesela. Aslında 100 liradan başlayan fiyatlarla pardösü. İçeri giriyorsunuz 800'e 1000 lira pardesu satıyorlar aslında. Bakın içeri çekmek için bir tuzak. Fakat asıl olan bunlara yapılacak yaptırım, ceza. Kime ne ceza verildi bu konuda? Hiç. Yani verilmiyor. Aslında bir verilse bakın diğerleri bu cezayı duyduğu zaman böyle bir sahtekarlık yapamaz. Ama bizde maalesef caydırıcı ceza olmadığı için bu tür tuzaklar devam ediyor. Tüketici dikkat etse bile hakemiyetine gittiğinde hakim hakemiyet diyor ki işte bu uyarı var diyor. Öyle yazmış oraya diyor. İşte öyle değil. Yani yönetmene uyulması lazım. Ama maalesef satıcıların bu konudaki o baskısı tüketiciyi yeniyor maalesef.